SQL standardı bildiğimiz gibi bir standart olarak geliştirilmiştir ve tüm veri tabanı yönetim sistemlerinde desteklenmesi zorunludur. Yani SQL standardını desteklemeyen bir veri tabanı yönetim sistemi evrensel bir, yani dünyada kullanılan bir veri tabanı programı olamaz. Bu standardı desteklemek zorunludur. Yani standart SQL komutlarını tüm veri tabanı yönetim sistemlerinde kullanabiliriz. İşte bu veri tabanı programların listesini şu an görüyoruz. Bunlar SQL Server ailesi diyebileceğimiz bu ilk 4 veri tabanı programı. Bunlar Microsoft'a ait. SQL Server 2008 şu an en son sürümü. En son Denali, SQL Server Denali release olmak üzere CTP 3 çıkmıştı en son bildiğim kadarıyla. SQL Server 2005 bundan önceki versiyonu 2005'te çıkmıştı. 2000 bundan 2005'ten bir önceki versiyonu. Burada da çok fazla pek bir profesyonel diyemeyeceğim. Yani bir bankanın kullanabileceği bir veri tabanı programı değildi. Bu nedenle dünyada en çok kullanılan veri tabanı programı Oracle ve IBM DB2 veri tabanlarıdır. PostgreSQL de çok kullanılır. Bunlar open source'dur. PostgreSQL yani ücretsizdir. Geliştirilebilir bir veri tabanı yönetim sistemidir. Oracle bankaların genelde kullandığı ya da IBM DB2 de gene bankaların kullandığı bir veri tabanı yönetim sistemidir. Dünyada en çok büyük firmalarda Oracle kullanılır. Bunun nedeni de basit olarak şuraya bakmanızda fayda var. Oracle 30-40 sene 40 senelik yani 30-40 yaşlarında bir veri tabanı firmasıdır. Ve ilk veri tabanı yönetim sistemlerinden bir tanesidir. Bu nedenle bunun zamanında gelişmiş olan pek veri tabanı programı yoktu. Bir de hızlı gelişti Oracle. Bu nedenle bankalar gibi büyük firmalar mecburen Oracle kullanmak zorunda kaldılar. Görüldüğü üzere daha 2000'de SQL Server 2000 vardı ve bu tamamen yetersiz, büyük datalarda işlem yapan bir firma için kesinlikle yetersiz bir veri tabanı programıydı. Ondan sonra 2005 ile epey değişiklik geldi. Bayağı gelişti. Ancak arada gördüğünüz gibi 5 sene var. Bu da yine çok büyük bir kayıp. Büyük bir firma kitlesi bulunan bir iş hacmi için, yani veri tabanı iş hacmi için büyük bir kayıptır. Tabii ki 2005'e kadar haliyle piyasada Oracle hakimiyet kurdu. Ya da IBM DB2 ya da PostgreSQL. PostgreSQL de son yıllarda epey gelişti. Ondan önce bunlar vardı. AS400 vesaire. Bunlar. Diğerleri tabii ki bunlardan gelişik olmadığı için bunların ikisi arasında bir çekişme yaşandı. Diğerleri yavaş yavaş gelişti. Burada önemli olan şu, örneğin bir banka ya da büyük herhangi bir firma Oracle'da 20 sene datasını tuttuktan sonra, terabaytlarca veri kaydettikten sonra ne kadar iyi olursa olsun bir SQL Server 2008'e ya da bundan sonra çıkacak Denali'ye kolay kolay entegre olması pek düşünülemez. Bunun tabii ki arka planda data kaybı olmadan bu işlemler gerçekleştirilir. Fakat çok büyük datalar tutan firmalar olduğu için bu Oracle'ı kullananlar genelde, tabii ki büyük ölçekli firmalardan bahsediyoruz, bankalar gibi, bunların veri tabanı programı değiştirmesi kolay değildir. Bunların bakımları vardır, bunların uzman alma işleri vardır. Mesela Oracle'da çok iyi yetişmiş bir ekibi vardır. Mimarisini, raporlamasını, form geliştirmeyi, arka plan işlemlerini, PLSQL programlama dilini çok çok iyi biliyordur bu ekip. Şimdi bu ekibi tamamen silip ve bu ekip bir de tabii ki Oracle'daki oluşturulan tüm datayı, tüm tabloları, tüm nesneleri A'dan Z'ye biliyordur. Şimdi bunların hepsini birden silip SQL Server 2008'e geçmek demek, Linux üzerinde genelde çok büyük firmalar, bankalar Linux ya da Unix üzerinde Oracle çalıştırır. Tabii Windows üzerinde de çalıştıranlar var. Onlar genelde orta ölçekli firmalar. Oracle, bu Linux üzerinde çalışan dev firmalar haliyle Linux bilen, Unix konusunda uzman, PHP, Java,
JSP, Bash Scripting gibi Linux temelli programlamalarda Python, C++ gibi ya da C gibi programlama dillerini bilen ve PLSQL'de uzman insanları ekip olarak kurduğundan dolayı bunu direkt silip SQL Server 2008 Windows platformunda çalışan, Windows serverlarda çalışan SQL Server 2008'e geçmek ve bunun arka plandaki tüm yazılımları değiştirmek, bunun tüm datalarını, tüm nesnelerini, tüm verileri aktarmak pek akıl kârı değil. İşin gerçeği bu. Bu nedenle kolay veri değişimi yapılacağını düşünmüyorum. Büyük firmalar bu lisans ücretini ve bakım vesaire gibi ücretleri göz önünde bulundurur. Ancak diğer data kayıpları, diğer ekibin yeniden sıfırlanarak yeni bir ekibin oluşturması gibi ya da ekibin eğitilip tekrar SQL Server 2008'e geçmek biraz büyük bir risktir. Bu nedenle pek geçiş sağlanacağını zannetmiyorum. Aynı şekilde IBM DB2 de IBM üzerinde çalışan, IBM altyapısı üzerinde çalışan DB2 veri tabanında gene geçiş yapılamayacak bir altyapı diyebiliriz. Ancak mesela firmalar çok büyük işlemlerini milyonlarca datayı aynı anda işleyecek bir veri tabanını Oracle'da bulundururken daha normal, daha user data ya da arşiv taraflı kullanacak programlar için veri tabanları olarak SQL Server ya da PostgreSQL kullanıyorlar. Bu tabii ki SQL Server'ın küçük program olduğu anlamına gelmiyor kesinlikle. Çok büyük bir veri tabanı ve güçlü bir veri tabanı yönetim sistemidir. Ancak tarihi geçmişi ve geliştirme süreci içerisindeki nesneler vesaire gibi performans mimari olarak baktığımızda Oracle şu an gene en büyük veri hacmi, veri işleme hacmi bulunduran bir program veri tabanı yönetim sistemi diyebiliriz. Bu şekilde 2000 vardı SQL Server Compact Edition. Bu da gene mobil işletim sistemlerinde kullanılan veri tabanı diyebiliriz. IBM DB2, MySQL Sun Microsystem'indi. Sun Microsystem bunu ücretsiz olarak dağıtıyordu ve geliştiriyordu. Sun Microsystem'i, yani Java programlama dili, Solaris gibi, Solaris işletim sistemi gibi birçok programın geliştiricisi olan, sahibi olan Sun Microsystem'i Oracle satın alarak MySQL'de otomatik olarak almış oldu Oracle firması. CBase, Advanced Database Server, bunlar da yine diğer, CBase de yine eski bir veri tabanı geliştirici firma diyebilirim. Veri tabanı motoru geliştirici bir firma bu. CBase, Informix, PostgreSQL, IBM Universe, IBM Unidata, AS400, yine şu an bile kullanılan veri tabanlarından bir tanesi AS400, Progress Database. Bu şekilde bunların tamamı ve daha sonra çıkabilecek herhangi bir veri tabanı yönetim sistemi SQL standardını %100 desteklemek zorunda. Bu şekilde en temelde SQL standardını çok sağlam öğrenmemizde fayda var tabii ki.